kararını verdin Banu. Can gelip isteyecek bugün seni. Onunla evlenmek zorundasın. Unut Melih'i. Unut onu. Unut onu. Kaan, abicim ben siz rahat rahat konuşun diye çıktım erkenden. Kız dün intihar ediyordu. Konuşmamak olur mu? Ya haklısın da, ya beni de anla. Bak abicim ne kadar ertelersen o kadar güç olur. Anlıyor musun? Benden sana söylemesin. Ha Kaan, kardeşim ben kapatıyorum sonra konuşuruz. Tamam, haydi bay. Elif! Canım ne haber? Ne zamandır görüşemiyoruz. İyi, bildiğin gibi işte. Bildiğin gibi. Vallahi hiç bildiğim gibi değil. Sarp'la sevgili olmuşsunuz. Nasıl gidiyor? İyi anlaşıyor musunuz? Bir sıkıntı yok. Her şey normal. Vallahi Kaan'la da bir sıkıntı yoktu ama sonrasını gördük. Ne oldu da Kaan'dan vazgeçtin? Ozan. Ya benim derse yetişmem lazım. Sonra konuşsak olur mu? Peki. Görüşürüz. Ozan haklı. Konuşmam lazım. Ne sandın oğlum? Sen daha beni hiç tanımıyorsun. Ben ne istediysem onu alırım. Artık benim için sözüm bittiği yer galiba. Ya gün geçtikçe sana karşı hayranlığım artıyor benim. Başta bu intihar numarasını yemez diyordum ama. Bu daha bir şey değil. Ya gelmeseydi? Geleceğinden adım gibi emindim. Sonuçta Kaan onu seven bir kadını asla yarı yolda bırakmaz. Zaten bunun için ona aşığım. Harbiden mi be? Gerçekten sen o kıl kuyruğa aşık oldun mu? Bana bak. Seni bu konuda uyarmıştım. Kaan hakkında doğru konuşacaksın. Farkındaysan ben de Elif hakkında yorum yapmıyorum. Tamam. Sakin ol. Tamam. Sustum ben. Hadi tamam. Görüşürüz. Sevgilim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya seni bir öpeyim ben ya. Fular. Fularım bozulmuştur. Ben bir düzelteyim. Bu akşam Gizem'i istemeye geliyorsunuz ha? Ben hayatımda ilk defa bir isteme töreni göreceğim. Ya şaka maka. Sevgiliyken akraba alıyoruz biz galiba. Kim bilir belki ileride biz de Melih'le Gizem gibi. Tamam. Oldu bu. Teşekkür ederim aşkım ya. Sağ ol. Ya hazır herkes bizdeyken biz sevgili olduğumuzu açıklasak ya. Biz bunu konuştuk seninle. Hem ben daha böyle bir şey söylemeye hazır değilim. Resmen bahane uyduruyorsun ha. Baban da orada olacak Sarp. Hadi Melih neyse. Ama babam sana çok kızgın. Ya bırak Allah aşkına ya. Senin asıl derdin ne? Bana onu söylesene. Bu kadar engel olmaya çalıştığına göre sende var bir şeyler. Ben Kaan'la ayrıldığımızı daha Melih'e bile söyleyemedim. Nasıl söylemedin ya? Ne yapmaya çalışıyorsun sen kızım? Dün arkadaş aramış. Ulaşamayınca da çok merak etmiş. Neyse. Hepimiz çok merak ettik. Bir daha kendine böyle şeyler yapma ne olur. Sen de. Sen de yapma. Yıldız, ben darmadağınım. Biliyorum. Benim yüzümden değil mi? Böyle bir şey yapmam çok saçmaydı. Söz veriyorum bir daha seni üzmeyeceğim. Benim üzülmem sorun değil. Sen kendine böyle şeyler yapma. Ama asıl önemli olan... Ya, haklısın. Yani sen öyle deyince ben darmadağın oldum. Beni istememeni, beni sevmemeni... Kabul edemem ki. Ben sensiz nefes bile alamam Kaan. Böyle söyleme lütfen. Yalan değil ki. Asıl sorun da bu zaten Yıldız. Ben hiç affedilmeyecek bir hata yaptım. Bu olay hiç yaşanmamalıydı. Biliyorum. Ne olur yapma. Yıldız dinle. Dinlemeyeceğim. Dinlemek istemiyorum Kaan. Ya olmaz. Ya o geceyi unutalım. Ben yine yanında olurum. Bir arkadaşın olarak. Bir yakının olarak.
Senin arkadaşım olman hayatta isteyeceğim en son şey. Hayvan sonuna inanamıyorum. Ne demek DNA sonucunu bekledik? Neyse. Bebeğin hatırına bir şey demiyorum. Oğlunu görmek için sabırsızlanıyorum. Senin ve Melih'in bebeği yaşıyor. Ve sen Can'la evleniyorsun. Öyle valla. Bir sabah uyandım ve hayatım tamamen değişti. Hem de geri dönüşü olmayacak şekilde. Sen mutluysan sorun yok bence. Hem Can çok doğru bir karar. İkiniz birbirinize öyle aşıksınız ki. Yazık olurdu valla. Evet, haklısın. Ayrıca Tarık amcanın yaptıklarından sonra Melih ile tekrar denemek çok zor olurdu. Banu, öyle özlüyorum ki eski günlerimizi. Huzurlu olduğumuz, hiçbir şey düşünmediğimiz zamanlar. Bak sen, bir sıkıntın var belli. Anlat bakayım. Yok yok. Vallahi mutluluğun hüznü bu. Yalnız şu kadarını söyleyeyim. Dostluğuna çok ihtiyacım var. Seni çok özledim be Banu. Canım benim, ben de seni çok özledim. Şu günleri bir atlatalım. Sonra doya doya görüşelim, olur mu? Olur. Can çok doğru bir karar. Tekrar tebrik ederim. Görüşürüz canım. Biz başkaydık Banu. Kimle birlikte olursak olalım bu gerçek asla değişmeyecek. Ne olur böyle söyleme Melih. Yalan mı? Birlikte yaşadığımız onca şeyi düşün Banu. Bunları inkar edebilir misin? Biz farklıydık seninle. Biz başkaydık Banu. Biz başkaydık. Ay saçmalama Banu. Düşünme artık bunları. Pelin haklı. Can'la evlenmek en doğru karar. Yapma. Bu yaptığımız doğru değil. Sen de inanmıyorsun bu dediğine. Bu yaptığımız... Rabbimizin en güzel şeyi. Allah'ım ya. Ne olur bir mucize gönder de olmasın şu iş. Oğlum sen ne konuşuyorsun kendi kendine? Baba ya. Mucize diye bir şey var mı sence? Var. Sen hazırlanmayı başarır da kızı istemeye gidersek mucize olur. Dünden beri sinirim tepemde zaten oğlum. Tamam tamam hazırlanıyorum. Senin Gizem'le evlenmen en doğrusuymuş. Kovmaktan beter etti beni terbiyesiz. Baba sen demiyor muydun çocuğun anasıyla evlenmen daha doğru diye? Şeytanla evlenilir mi oğlum? Gizem'le evleneceksin. Torunumu da yanına alacaksın. O kızın yanında büyümeyecek Emre. Baba bu arada öyle her kafanı estiğinde de Banulara gitme olur mu? Torunumu görmek için kimseden izin alacak değilim Melih. Ne zaman canım isterse o zaman giderim. İyi tamam bana da haber ver beraber gidelim. Neyse sen bunları bırak da yavrum. Şu Gizem'in ailesine asıl ayıp oldu. İnsanları bir gün önceden aradık geleceğiz diye ya. Baba sen demiyor muydun bu iş bir an önce olsun bitsin diye? Dedim de sen düzgün bir aile kur. Çocuğunu yanına al diye dedim. Ha? Şimdi Gizem'in ailesi de her şeyi biliyor diyorsun. Neyse idare edecekler artık. Hadi en iyisinden çiçek çikolata yaptır, getir oğlum. Hadi. Olur. Anne, siyah küpelerimi gördün mü bulamıyorum. Yavrum nereden göreyim? Oyalama beni. Zaten işin başımdan aşkın. Böyle insanın iki ayağını bir pabuca sokmasaydım daha iyi olurdu. Ya... Nerede görünmüş böyle bir gün önceden haber verildi? İyi de dün de haber vermiyorlar diye kızıyordun. Geliyorlar işte. İyi de kızım. Böyle paldır küldür olur mu ya? Yol yordan bilmedikleri her hallerinden belli. Tarık amcanın işleri çok yoğun. Geldiği zaman Ankara'da uzun süre kalmıyor ki o yüzden böyle oldu. Her şeyleri bir tuhaf, her şeyleri. Ay uğraşamayacağım sizinle. Kuaföre gidiyorum. Sarp nerede bıraksın beni? Nerede olacak okulda? Ya böyle bir günde okula mı gidilir? Niye yalnız bırakıyor beni ya? Böyle yangından mal kaçırır gibi kız istemeye gelmeselerdi çocukcağız hazırlıklı olurdu. Ya birazcık mutlu olun benim adıma ya. Ne olursunuz azıcık ya.
Ağlama ne olur. Böyle yapma. Beni çaresiz bırakma. Elimden hiçbir şey gelmiyor. Sen de beni anla. Sen de benim çaresizliğimi anla. Ben nasıl oldu bilmiyorum. Nasıl bir anda hayatım oluverdim bilmiyorum. Yıldız. Lütfen konuşmama izin ver. Ben nereye gideceğimi, ne yapacağımı bilmiyordum. Bir kenarda ölüp kalırım demiştim. Ama sonra birden sen çıktın karşıma. Bir anda umudum oluverdi. Ben seninle tekrar hayal kurmaya başladım Kaan. Ben hayal kurmayı çoktan bıraktım Yıldız. Niye dokundun bana? Niye elini uzattın? Bıraksaydın da ölseydin. Ben nereye gittiğimi bilmiyorum. Kimim? Ne yaparım? Ne yapmalıyım bilmiyorum artık. Sadece bildiğim tek şey o gece hiç yaşanmamalıydı. Biz o gece sadece sevişmedik Kaan. Sen benim umudum oldun. Kalbime dokundun. Bu benim için ilk. Daha önce kimsenin bana böyle dokunmasına izin vermemişti. Şimdi de bunların hiçbiri olmamış gibi davranamam. Yürü. Yürü geç şuraya. Ya herkese rezil ettin bizi. Bağırıp durma. Benim yüzümden mi senin yüzünden mi acaba? Beni herkesin içinde bağırtan kim? Ya bak hala bağırıyorsun Sarp. Ya bu kadar sinirlenecek ne var anlamıyorum ki. Yok ya. Yok yok ben kesin delireceğim galiba. İlişki dediğin iki kişiliktir değil mi? Ama nedense bizim ilişkimizi hep sen yönetiyorsun. Hep senin dediklerin oluyor. Bu akşam herkese bizim birlikte olduğumuzu söyleyeceksin. Ya. İtiraz falan istemiyorum. Bak Sarp. Ben sana anlatamıyorum galiba. Babam da orada olacak diyorum. Ne kadar kızgın olduğunu biliyorsun. Üstelik işin içine Melih de girerse büyük olay çıkar söyleyeyim. Nereye olay çıkıyormuş be? Siz bize kız istemeye geliyorsunuz kız. Hem Gizem benim kardeşim değil mi kardeşim? İstedikleri kızın abisini dövecek halleri yok herhalde. Tamam. Bak. Bu kız isteme olayları bitsin. Öyle söyleyelim. Ya şimdi Gizem'le Melih'in gecesini rezil etmeyelim Sarp. Sonra söyleyeceğiz ama. Söz. Söz veriyorum söyleyeceğiz. İyi tamam. Neyse ben de boşa gerildim galiba ya. Hadi moda kafeye gidelim. Kafa dağıtırız biraz. Olur. Hadi bebişim. Aşkım, dün şövalye gibi kendini önüme attın. Mehveş giderse ben de giderim. Vay be. Bakıyorum çok etkilemişim seni. Sen beni hep etkiliyorsun zaten. Hele bir de İkbal teyzenin karşısına dikilince karizmanı iyice arttı gözümde. Vay be. Nereden nereye? Kuzen. Ya benim bildiğim telefon açılıp konuşmuş. Böyle bakıp iç geçirilmez. Nerede bizim taze aşıklar? Daha gelmediler. Niye Banu'nun resimlerine bakıyorsun? Uzan. Çok acayip şeyler olmuş. Ne oldu? Biz geldik. Hoş geldiniz. Niye ciddisiniz? Nasıl olsa hepiniz öğreneceksiniz. Banu'nun bebeği ölmemiş. Yaşıyormuş. Ne? Şaka mı?
Nasıl yani? Şükran teyze, dünyanın şeyini almışsın. Teşekkür ederiz. Kızımsınız siz benim. Tabii ki alacağım. Sizi almayıp da kimi alacağım? Ay uyumadı bir türlü, inat etti ya. Ya abla bak, dün de böyleydi. Bir şey yok diye geçiştirdin. Bütün gece de ağladı durdu. Neyi var oğluşum? Neyi var anneciğim? Niye uyuyoruz? Bunlar iki kız bir çocuğu uyutamadılar ayol. Ver bakayım sen bana şu paşamı. Gel. Ben nasıl uyandırırım şimdi bu oğlanı, değil mi? Ay sen çok nazlı çıktın bakayım. Anne, bak öyle dünkü gibi makyajlar falan yapmak yok ha. Soğuk suyun altına sokuveririm sizi. Benden söylemesi, böyle bilesiniz yani. Anladık. Anladık Banu. Beynimi yiyip durma. Senin karşında çocuk yok. Ay sanki çocuktan farkınız var da. Çok konuşmayın. Babanız gelsin mutfağa gireceksiniz. Öyle kaçmak yok. Ha. Bir de Volkan'a da babanıza da Melih'in babasının geldiğini söylemeyin sakın. Kız niye? Sen dün demedin mi Kazım'a her bir şeyi anlatacağım diye. O haklarından gelir diye. Ya kadın başıboş sanmasın diye öyle söyledim. Söyleyeyim de bacaklarını kırsın, evlerini başına yıksın değil mi? Sakın, vallahi sakın ağzınızdan bir şey kaçırmayın. Babam delirir yoksa. Tamam mı? Tamam mı Şükran teyze? Ay. Vallahi bu kızım bana taktı ha. Gökten yıldırım düşse benden bilecek ayol. Değil mi oğlum? Baba korkusu işte. Neyse. Sen yine de bir şey söyleme olur mu? Geldiler mi? Daha çok erken yavrum. Hoş geldin Kazım'ım. Hoş gördük. Siparişleri mutfakta Sabiha. Tamam. Al oğlum. Güle güle kullan. Baba bu ne? Hediye mi aldın bana? Aç hele aç. Baba, Allah razı olsun senden ya. Sağ olasın babam. Helal olsun aslan oğluma. Ya kızım sorma. Ne olayla aileymiş bunlar. Vallahi susuyorsam oğlumun hatırına susuyorum. Teyzeciğim, zaten önemli olan Banu değil mi? Boş versen ailesiniz falan. Bak, Can'a her şeyi söylememekle gayet iyi yaptın. Evet, bir de bunları düşünüp üzülmesin çocuğum. İnanmıyorum size. Hala oturuyor musunuz? Biz oturuyoruz ama sen bizim yerimize evi 1000 kez turladın kuzenciğim. Farkında mısın? Eda, anne. Ya Banu'yu istemeye gidiyoruz, hala oturuyorsunuz. Kalkın giyinin, bir şeyler yapın. Daha vaktimiz var çocuğum. Ne yapalım istiyorsun ha? Söyle hadi yapalım. Ya anne kalkın ne olur oturmayın. Ben gidiyorum, daha çikolata falan alacağım, tamam mı? Aa, çiçek. Tabii ya çiçek. Neyse siz şimdi hazırlanın. Güzelleşin ve benim unuttuğum ne varsa yapın. Oldu mu? Canım oğlum benim. Eda'cığım haline bakar mısın şimdi? Benim ben. Arabanın anahtarını unutmuşum. Boşuna konuşuyoruz biz Eda'cığım, boşuna. Şunun heyecanına, mutluluğuna bakar mısın? Bazı şeyleri düşünmemem gerek ama elimde değil. Dün olanlar aklıma geldikçe huzursuz oluyorum. Aa, teyzeciğim, geçti ama. Hadi lütfen güler misin biraz hadi. Canım benim ya. Dün aradığımda çok sinirliydim aslında, niye açmadın telefonu diye ama. İstemeye geliyoruz deyince. Hemen yumuşadın değil mi? Aynen öyle oldu. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Çikolatayı aldım, çiçeği de yaptırıp eve geçeceğim.
Tamam hayatım, ben de kuaföre gidiyorum. Sakın geç kalmayın ha, olur mu? Tamam, görüşürüz. Arasan mı bağlıyor? Aramamalıyım. Vay be. Neler olmuş. Demek o partideki uzun boylu çocukla evleniyor ha. Ama ben anlamıştım zaten onların evleneceğini. Asıl bebek meselesi bomba. Banu'yu anne olarak hayal edebiliyorum da. Melih'i baba olarak hiç hayal edemiyorum doğrusu. Çok garip değil mi? Ya sanki sizin olayınız çok farklı. Ya Mehmet seni affetsin diye kendini kapıya zincirledim ben. Aşk insana her şeyi yaptırıyor. Öyle değil mi? Yeri geliyor annemle bir hamster'ı aynı evde yaşatıyor. Halam ve hamster. Benim biraz boğazım yanıyor. Sıcak bir şeyler hissettim mi? Davet edelim. Ayıp olacak. Ya abicim kime ayıp olacak? Elif hala bizim arkadaşımız. Bilmiyorsun. İyi tamam, ne yapıyorsunuz hep? Elifciğim. Gelin beraber oturalım. Olur. Merhaba. Merhaba. Selam. Selam. Size de merhaba. Daha iyi misin? İyi olabileceğimi sanmıyorum. Benim yüzüme her baktığında pişmanlığım bir kez daha artacak. Lütfen böyle söyleme. Bak, benim demek istediğim, biz eğer şimdi birlikte olursak bu sana daha büyük bir haksızlık olacak. Anlıyorsun değil mi? Anlamıyorum. Neden benimle seviştin o zaman? Bu daha büyük haksızlık değil mi? Bağışla beni lütfen. Bak bunu aşabiliriz. Ben sana kendimi affettirebilirim. Ve her şey eskisi gibi olur. Eskisi gibi. Elif değil mi hala? Cevap versene Kaan. Beni bırakıp başka bir adamın kollarına gitti. Ben onu hala unutamadım desene. Beş para etmez bir herif için beni sattı gitti. Başkasının kollarına attı kendini desene. Senin ne yaşadın? Ölüp kaldığın umurumda bile değil desene. Öyle değil. İnan bana öyle değil. Herkese haksızlık ediyorsun Kaan. En başta da kendine. Yazık. Çok yazık. Sen ne diyorsun Suna? Nasıl, yakışmış mı? Çabuk. Çok yakıştı. Oh! Ay çok güzel oldu. Aa, ama bu iyi pişmemiş sanki. Bence biz bunu biraz daha pişirelim. Yok anam ya, ne güzel olmuş işte pişmiş. Ya olmaz biraz ya, daha pişsin ya. At şunu geri. Ya dur Şükran Hanım, bir dur. Hadi anneciğim ya, birazcık uyu ne olursun.
Bak uykusuzluktan gözlerin kıpkırmızı oldu artık. Dur bakayım sen şöyle. Hoppa. Aşkım ben annemi bile evde unutup seni istemeye gelebilirim. Bu adam heyecandan ölüyor. Haberin olsun. Oğlum, annen babanı unutmak zorunda. Ve canla evlenmek zorunda. Vay 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 vay. Keşke bu halini annen de görebilseydi. Bırakmadın ki kadını gelsin. Ben? Ne alakası var? Aşk olsun oğlum. Elif burada ya, istemedin tabii. Saçmalama oğlum, ne alakası var? Senin bir kere daha evleneceğini duyunca yataklara düştü kadın. Bir de şu bebek meselesini öğrenince iyice delirdi. Bu da senin işine geldi. Doğru oğlum. Ben kimseye ne iyi bir koca ne de iyi bir baba olabildim zaten. Ya ben öyle demek istemedim. Tamam oğlum, tamam. Ben senin ne demek istediğini, ne düşündüğünü gayet iyi biliyorum. Ama haklısın, ne diyeyim. Öyleyse benim gibi olma oğlum. Evladını yanına al ve karınla mutlu bir hayatı düşün. Baba. Tamam oğlum, tamam. Hadi bakalım. Al şu çiçekle çikolatayı da gidelim. Vay 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 Handan. Bu ne şıklık böyle? Ya bir yemek hazırlamaktan saçımı falan yaptıramadım. Çok kötü olmamış değil mi? Yok yok, çok güzel olmuş benim güzel kardeşim. Ama bir eksik var gibi. Ya yüzünün hali ne böyle, biraz suratın gülsün. Abi bilmiyorum ki. Yani tamam, o kadar onaylamadık ama sonuçta evleniyor kız. Keşke bugünleri babası da görseydi. Doğru. İnsan sevdiklerini böyle günlerde arıyor değil mi? Ama bak biz beraberiz. Siz beni öldürecek misiniz? Kız, bu ne güzellik böyle? Teşekkür ederim dayıcığım. Ya Sarp nerede kaldı? Saat kaç oldu? Gecikecek. Yavrum merak etme. Erkeğin hazırlanması uzun sürmez. Telaş etme sen. Ya bu koku ne? Abi börek. Börek abi, börek. Abi yanmış. Ya ne yapacağız şimdi? Bütün ev yanıp kokuyor. Açarız kızım, camları havalanır şimdi. Ya iyi de insanlara ne ikram edeceğiz? Tamam kızım, tamam, sakin ol. Şimdi Sarp'ı ararız, gelirken bir şeyler alıverir. Ya dayı sen Sarp'ı bilmiyor musun? O gelene kadar of ya, rezil oldum. Tamam kızım, tamam, önce bir arayalım. Eğer alamam derse ben gider sana en güzeli de alırım, merak etme. Dayıcığım iyi ki varsın. Biz daha önce 2 yıl beraber olmuştuk Özgür'le. Barışmanıza çok sevindim. Siz ne zaman çıkmaya başladınız? Fazla olmadı ama yıllardır çıkıyor gibiyiz. Her şey mükemmel gidiyor. Değil mi Elif'ciğim? Çok güzel. Aşkım, hani biz kitapçıya gidip eski tuz sorularının olduğu kitabı soracaktık? Doğru söylüyorsun ya, kalk. Ben de sizinle geleyim, babama uğrayacağım. İyi hadi gel. Görüşürüz.
Görüşürüz Elif'ciğim. Dayım arıyor. Ben geleceğim hayatım birazdan. Efendim dayı. Elif, inkar etmeye çalışma. Sarp'la bir sorun mu var? Niye ağlıyorsun? Kaan. Üzgünüm. Ama ben seni sevmiyorum. Keşke. Keşke yalan olsaydı. Neden? Bunu bize neden yaptın Elif? Ben seni çok sevdim Kaan. Sen benim canım mısın ki sev? Ne olur gel Kaan. Ne olur. Elimi tut. Sen de sev beni ne olur. Elif, niye ağlıyorsun? Cevap verir misin? Sarp'la mutlu değil misin yoksa? Ha? Evden aradılar da benim gitmem lazım. Sen ağlıyor musun? Yok canım. Onu da nereden çıkardın? İyi. Sen ne yapacaksın peki? Babamlar alacak beni de. Ama önce ben de bir tuvalete gider, elim yüzümü düzeltirim. Görüşürüz. Umarım Kaan kendini kahretmemiştir. İnsan aşk acısı çekince neye uğradığını şaşırıyor. Aman da aman. Benim sevgilim de çok merhametliymiş. Ya. Dalga geçme. Dalga geçmiyorum aşkım. Tam tersine. Bu hallerin çok hoşuma gidiyor. O zaman İkbal teyzeye kendimi affettirme yöntemim de çok hoşuna gidecek. Aman meyveçim ya. Bırak dağınık kalsın. Ne zaman annemle ilgili bir şey yapsan aranız daha çok bozuluyor. Ya bu sefer başka. Affettirme işini sürece yayacağım. Süreç? O zamanı gelince öğrenirsin. Hadi sen laboratuvara git. Kitapları ben alırım. Evde görüşürüz. İnadım inat diyorsun yani. İyi peki. Hadi Mehveş, iş başına. Oh! Anam! Ay yavaş! Ay etimi parçalayacaksın ya! Oh! Sen de 40 yıllık bu elbiseyi giymeyivereydin. Hadi giyeceğim diye tutturdun. Biraz şu ağzını tutaydın ya yemeyeydin bu kadar. Anam sen de çeneni tutsan ya azıcık. Allah Allah. Bir kere ben çok kilo verdim. Veriyorum da. Devam da ediyorum. Her gün tartılıyorum bir kere. Bunu da ben halamın kızının... Ay kaç yıl büyük. 2 yıl önce düğünü için aldıydım ha. Tamam tamam hadi. Bugün büyük günah. Banu, canın kıymetini bil. Öyle biri kolay kolay bulunmaz. Biliyorum abla. Emre'yi kendi oğlu olsa bu kadar severdi. Seni ne kadar sevdiğini söylememe gerek yok herhalde. Abla, ya onu mutsuz edersem? Niye? Niye öyle olsun? Sen de onu seviyorsun. Seviyorsun değil mi? Seviyorum tabii. Ama ya hani benim böyle dengesizliklerim var ya.
Bir anda çok sinirleniyorum. Gözüm hiçbir şey görmüyor. Saçma sapan şeyler yapıyorum falan. Yapma o zaman. Eğer onu kaybetmek istemiyorsan hiçbir şey yapma. Ayrıca o seni her halinle seviyor. Güzel olan da bu zaten. Değil mi? Emre, gel. Gel teyzene. Allah Allah. Ne oldu? Ya ateşi var mı gerçekten dedim ama... ...ya sobayı da çok yaktık bugün. Çek içine bakayım, az kaldı. Allah'ım yok, ben nefes alamıyorum. Vallahi yok yok. Ay çok sıkıldım, çok patlayacağım ben. Ya çıkar şunu çıkar, ben başka bir elbise giyerim. Tamam, tamam ya. Ay. Hadi oldu mu? Eda. Hadi ama. Oo. Şükür. Ay ne var canım? İki ayağımızı bir pabuca soktun ya erkenden. Makyaj makarsa sorarım ben sana. Anne, sen iyi misin? Sanki canın bir şeye sıkılmış gibi. Ya yok canım, hiçbir şeye sıkılmadım. Hadi gidelim. Anne. Benden kaçmaz, ben senin her halini bilirim. Kafana bir şey mi takıldı anne? Ha? Eda duyuyor musun? Annesini her haliyle tanıyormuş. Şımarık seni. Duyuyorum teyzeciğim. Duyuyorum da o şımarık değil. Kalanın önde gidelim. Anne, yoksa vaz mı geçtin? Bak, öyle bir şey varsa söyle gider ayakta. Bak çocuğum, şaka falan demem, küserim sonra. Canım oğlum, yapar mıyım hiç öyle şey? Sen anneni ne sandın? Biliyorum anne, harikasın sen. Ama o kafana takılan şey her neyse unut artık. Çünkü oğlun şu anda dünyanın en mutlu insanı, tamam mı? Ay hadi, hadi artık gidelim. Hadi. Banu sen benim içime kurt düşürdün. Ya ateşi varsa Emre'nin, ben gidip bakayım. Bir bak da abla, bana haber ver. Kızım, aradın mı sen? Yoldalar mı? Yani baba 4'te geleceklerini söylemişlerdi. Ha, saat kaç? Bilmiyorum ki anne. Gel. Gel bebeğim. Emre sen yanıyorsun. Banu çabuk, çok ateşi var. Allah. Ay baba, ateşi var, yanıyor bebeğim. Hastaneye gidelim ne olur. Durun böyle çıkarmayın, daha fena olmasın. Ben hemen taksi çağırıp geliyorum. Hadi tamam. Kızım dur, tamam mı ya, çocuk bir şey olmaz, dur. Hı. Yıldız, aç kapıyı. Konuşmamız lazım. Yıldız, duyuyor musun beni? Git lütfen Kaan. Yalnız bırak beni. Ya konuşmamız lazım. Yapma böyle lütfen. Konuşacak bir şey yok. Sen söyleyeceğini söyledin. Ben daha fazla dayanamıyorum böyle. Yıldız, ben çok düşündüm. Sen haklısın. Ya aç da bir konuşalım. Yapamıyorum. Ben Sarp'ı sevmiyorum. Sevmiyorum. Allah Allah ya. Sarp'ı sevmiyorum dedi. Tuhaf.
Ha Pelin'cim, hala okulda mısın? Evet, okuldayım. Ne oldu ki? Tamam canım, ben de buralardayım da sana bir şey sormam lazım. Buluşalım mı? Tamam, ben şimdi kantine geldim. Buraya gelsene. Tamam canım, geldim. Seni dinliyorum. Evet. Sen haklısın. Ben sana da kendime de haksızlık ettim. Yani? İnan ben böyle biri değilim. Bir an korktum sanırım. Ya her şey o kadar çabuk gelişti ki. Bunun ağırlığı altında ezildim. Bir anda hayatım rayından çıktı. Anlıyorum. Ya inan benim için de öyle. Biliyorum. Bana olan kırgınlığın o kadar çabuk geçmez. Biliyorum. Ama en azından üstüme düşeni yapmak istiyorum. Bence deneyebiliriz. Nasıl yani, sevgili mi olacağız? Kaan, ben seni çok mutlu edeceğim, söz veriyorum. Biliyorum. Ama bana biraz zaman ver, olur mu? Yani buna hemen alışamayabilirim. Bana yardım et. Sakın bana kırılma. Olur. Yardım edeceğim sana. Her zaman yanında olacağım. Söz. Ya Ozan. Pelin'cim bak, dinle beni. Bak bu kızın haline bir tuhaflık var. Siz yakınsınız. Seninle konuştun mu? Bir şey anlattı mı? Ben bir şey bilmiyorum. Yani ne gibi tuhaflıklar? Ya boş ver. Bir şey dedi mi? Yani. Bak Pelin, eğer bir şey biliyorsan ve saklıyorsan, bu kız hiç normal değil. Tamam mı? Bir şey biliyorsan anlat bana. Sana dedim işte abla, ateşi var dedim. Ya bütün gece uyumadı, huysuzlandı. Kızım bebekler hep üşütür. İşte senin oğlan da üşütmüş, endişelenme. Bak doktor da yanında. Şükran teyzen doğru söylüyor. Benim torunuma bir şey olmaz. Ya benim korkum, çok ateşi var. Ya havale falan geçiriyorsa. Allah korusun kızım. Ay anne. Baba, ben beni haber vereyim mi? Banu. Ne oldu ya? Sen niye ağlıyorsun? Emre hastalandı ya. Ne? Hastalandı mı? Ne oldu ya? Ateşi var. Biz de hemen atladık, hastaneye geldik. Hadi sen de gel. Hangi hastane? Tamam. Tamam, geliyorum. Geliyorum. Ne olmuş oğlum? Abi. Emre hastalanmış. Hastaneye kaldırmışlar. Allah'ım, ne olur oğluma bir şey olmasın. Ne olur. Çocuk bakacak da biz de göreceğiz. Hele Suna, güya göz kulak olacak çocuğa. Yazık ettiler oğlana da. Ay. Ne çabuk geldi bunlar ya. Hayırdır inşallah. Hoş geldiniz. Merhaba Volkan. Banu size haber vermedi mi? Tabii telaştan unuttu kız değil mi ya? Neyi haber vermedi mi? Evde yoklar mı Volkan? Ya yok. Emre çok hastalandı. Ateşi fırladı çocuğun. Hastaneye götürdüler. Ne? Ya ama gelmişsiniz. Geçin, buyurun oturun, bir dinlenin, gidersiniz. Yok yok, hemen biz de gidelim hastaneye. Hadi teyzeciğim, hadi. Peki kızım.
İyi günler. Sağ ol Okan. Sen de sağ ol. Ya unuttum tıraşlarını. Hangi hastane? Of Ozan, alemsin ya. Nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Ne? Ne gözünü dikip bakıyorsun ya? Of! Ya Pelin'cim bir şey var. Sen de biliyorsun, konuşmuyorsun. Bak, ağzın burnun bir yere kaydı işte. Saçmalama Ozan ya. Sinirlerim bozuldu. Canım görüyoruz değil mi? Hı? Bizim de gözümüz var. Ha? Sarp'tan uzak duruyor. Elini tutmuyor. Köşelere kaçıp ağlıyor. Sence bunlar normal mi? Ha? Pelin'cim, lütfen anlatır mısın? Bak canım, ben gerçekten bir şey bilmiyorum. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Elif iyi bir kız. Zorunlu olmasa Sarp'la birlikte olmazdı herhalde. Benden bu kadar. Hadi görüşürüz. Ne demek istedi ya bu şimdi? Banu. Ne oldu Banu? Emre'nin neyi var? Ne olmuş? Ya bilmiyorum işte. İçeri aldılar. Beni de sokmuyorlar içeri. Ya ne oldu peki? Bilmiyorum, ateşi var işte. Nasıl ateşi var? Ya yediği bir şey mi dokundu? Bir anda mı ateşlendi? Ne oldu? Ya üşüttü herhalde Meli, bilmiyorum işte. Birkaç gündür ateşi vardı zaten. Doktor bey, bebeğim durumu nasıl? Oksijen solutup serum verdik. Müşahede altından. Korkarım mikrobik rahatsızlığı da olabilir. Ben tekrar sizi bilgilendireceğim. Çok geçmiş olsun. Canım geçmiş olsun, Volkan söyledi. Tuvaletten görmesin bunları böyle sarılı. Doğru söylüyorsun. Geldiniz mi? Kusura bakmayın, haber de veremedik ki öyle perişan çıkıp geldik buraya. Geçmiş olsun. Emre'nin durumu nasıl? Kızım çıktı mı doktor? Çıktı babacığım, serum vermişler. Telaşlarını unuttuk. Şunları arasana gelemiyoruz diye. Kimi? Nasıl kimi? Sen. Tamam arıyorum. Kızım. Ya saat kaç oldu? Neredeler bunlar? Ya böyle damat mı olur be? Abi ne olur yapma. Yavrum zaten çok üzgün. Alo Melih, neredesiniz? Hastanede. Ya Emre rahatsızlanmış da. Apar topar geldik. Ya. Geçmiş olsun, yapabileceğimiz bir şey var mı? Yok sağ ol. Biz şu an buradayız, yani bugün gelemeyeceğiz. Ben haber veririm sana. Anladım peki. Hastanedelermiş. Emre hastalanmış. Gelemeyecekler. Güzelliğine bak. Seni kimseye göstermeden nasıl da yukarı çıkarmayı başardım ama. Aferin bana. Aferin. Sizi tanıştırayım. Gel bakalım. Hayko'cum, bu Sıtkı. Senin yeni arkadaşın. Sıtkı'cım, bu da Hayko. Kusura bakma Hayko'cum ama senin gösteremediğin performansı Sıtkı gösterecek. İkbal teyzeyi mutlu edecek. Ay, hemen çalışmalara başlamamız lazım. Şimdi benim söylediklerimi tekrarlayacaksın. İkbal. 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 Doktor bey ne oldu? Oğlum nereye götürüyorsunuz? Lütfen sakin olun. Tetkikler tamamlanıncaya kadar başka bir odaya alacağız. Bitsin, ben sizinle konuşacağım zaten. Ben de yanınıza.
yanınıza geleyim ne olur. Lütfen, lütfen sakin olun. Bu bebeğinizin sağlığı açısından çok riskli. Lütfen. Banu, Banu tamam. Tamam Banu, burada kalacağız tamam. Ya beni, eğer bebeğimize bir şey olursa ben bu sefer kendi canıma kıyarım. Suna. Gündüzü geceye çevirir bazen aşk. Uzansan dokunabileceğin ama dokunmaktan ölesiye korktuğun bir el olur. Aşkın imkansızlığının yüzüne vuran o kalp çarpıntısı kulağını sağır etmesin diye dursun istersin yüreğin. Yine de yüzündeki gülüşlerin, ellerindeki terlemenin sebebidir bazen aşk. Bazen de sabretmektir. İçin kan ağlaya ağlaya sabretmek. Elimiz, ayağımız, kararsızlığımız, geçmişimiz, geleceğimiz, sevincimiz, acımız olan aşk imkansız imkanlı hale getirebilir mi? Onarabilir mi kırılmış bir kalbi? Ya da kırılan bir kalp mi anlar aşık bir kalbin hissettiklerini?